Selamlar oraya sarmi, ben komiserim ve bugün sizlerle beraber çakma Game of Thrones modunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Adı neymiş? A World of Ice and Fire 3. Neyse, yeni oyun başlat diyelim. Yani şimdi mod şöyle söyleyeyim size. Ben pek orta dünya şeyinden anlamam. Kafam basmaz benim. Çünkü neden? Ben genelde gerçekle ilgilenirim. Tarihin gerçek taraflarıyla. Orta dünya hani insanların götünden uydurduğu bir şey. Yazarların. Lütfen tercihini yap, oyundaki isimler seçimine göre değişecek. Dizidekine göre olsun. Dizidekine. Beş şeyin savaşına göre olsun. Yani pek şey yapmam. Anlamam yani. Pek. O yüzden size oyundaki şeylerle ilgili pek bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece Dothrakilerin Türk ve Moğolları temsil ettiğini biliyorum. Fakir düşmüş bir asildim. Çocukluğumda yaver çırağı, tiyatrocu, köleydin, göçebeydin. Uğraşın yaver, köle, fakir düşmüş bir asilzade. Evet. Nedenin sevdiğim birinin kaybı falan filan. Dinim ormanın eski tanrıları mı? Yok, şu roller o. Savaşçıyım. Pek çözemediğim için, bilmediğim için pek fazla yorum yapamayacağım. O yüzden beni şimdilik affedin. Zaten videoda da pek inceleme tarzında olacağını düşün. Biraz muhabbet edeceğim. Şimdi Moğol bayrağına şu benziyor. Şunu seçebilirim. Şimdi adım Komidin. Komidin benim adım. Zeka, karizma. Ya şimdi şeyden bahsedeceğiz. İnsanların ön yargısından bahsedeceğiz. Ben ister izlersiniz burayı, ister izlemezsiniz. Zorlamıyorum, tamam mı? Ama izleseniz iyi olur. Size bir şeyler katacağını düşünüyorum benim şu an anlatacağım şeyler. Hayatınızda en azından genç biriyseniz, genç bir insansanız, pek fazla bir şey yaşamamışsanız, benim anlattıklarım şu anda sizin işinize yarayabilir. Trade vermeyeceğim. Eğlence ne oluyor bilmiyorum ama vereyim hadi. Mühendislik ver. Ver, mühendis olalım. Başla. Bunun senaryosu da var galiba. Oba şimdi. Şimdi konuşacağımız mevzu şu. Ön yargı. Ya abicim, gerizekalı, aptal herifler. Bak bu size de biraz şey olsun, biraz toplumdan dışlanırsınız arkadaşlar. Bu salaklar gibi yaparsanız, bu aptallar gibi toplumdan dışlanırsınız. Onu bir anlatacağım şimdi. Yani geleceğiz. Şöyle uzatsam mı? Şöyle tam bir Dothraki oldu. Şimdi biraz Mongol Dothraki oldu ama şöyle güzel saç stili de yok ki anasını satayım. Neyse şu güzel ya. Tamam, ne oldu? Uzun geceler boyunca. Bu piçler Stark annesiyle bağı olan herkese saldırıyor. Yardım etmelisin. Edelim bakalım. Şimdi konumuza dönecek olursak. Ya abi, adam geliyor benim videonun altına. Ben zaten kendi yorumum diyorum. Tamam mı? Yazdığı şey şu: malın evladı, hayatında hiç arkadaşı olmamış, mal böyle, kendini bir bok zannediyor. Ananız avradını esir aldık, esirdir. Bunlar bizi dövüyor herhalde, tamam. Gerizekalı geliyor yoruma yazıyor ki, ya hangi yoruma onu da söyleyeyim, o gerizekalı bu videoyu izliyorsa eğer, bu videoyu, o malın evladı bu videoyu izliyorsa şey yapar. Hayattasın demek. Kendini şanslı saymalısın. Sana açık açık söyleyebilirim ki çok. Robb Stark'a burada ne olup bittiğini anlatman gerek. Bu iki asker her daim Ned Stark'a sadıklardı. Kış yarı yolunda sana eşlik edeceklerdir. Tamam. Stark gel. Sen de gel. Tamam. Şöyle çıkalım. İki tane Stark askeri aldım. Bunlar beni... Joffrey var şeyde. Ben şimdi nereye gideceğim? Görevler sivri uç. Kış yarına geri dönüş yolunda iki kuzeyli askere eşlik etmeyin. İstendi. Varır varmaz Robb Stark'ı bulmalı ve kralların şehrinde ne olup bittiğini anlatmalısın. Evet. Kış yarı neresi? Şimdi onu bir bilsek, kış yarı. Yaban orman var burada. Burun iskelesi. Kış yarı nere lan? Dur bakayım. Notlar, yerler. Onu döneceğiz. Konuya dönelim bunu ararken. Şimdi gerizekalı yaptığı yorum. Bak tam buna benzer bir şey yapmıştı. Tam birebir söyleyemeyeceğim de. Kendi şeyime göre kendi götünden teori uyduruyorsun. Kendi götünden uydurduğun teorilerin hiçbir gerçekliği yok. Videoyla da hiçbir ilgisi yok. Senin ben amına koyayım ya. Ya gerizekalı aptal. Zorla mı izletiyorum? Sadece buralardan öyle geçiyorduk lordum. Lütfen bizi incitmeyin. Diz tökersin ve merhamet için yalvarırsın. Yoluna dön köylü bozuntusu. Eyvallah. Şu an bir görev üstündeyim. Ben sizinle pek uğraşacağımı düşünmüyorum. O yüzden beni bir salın. Teşekkür ederim saldığınız için. Şöyle kış yarına doğru gidelim. Şuradan gidiliyordu herhalde. Neyse, konuya dönelim. Mal mal yorumlar yapıyor. Gerizekalı. Ya salak. Sana zorla mı izletiyorum ben? Mal. Gerizekalı. Git, ne bileyim yani, illa Mountain Blade izlemek istiyorsan git şey izle. Dört Yol Hanımı. Orada da mı Dört Yol Hanımı varmış? Ne bileyim. Ha, git başka Mountain Blade çeken kanalları izle. Ama 200 bölüm boyunca Mountain Blade serisi yapan gerizekalıları izle mesela. Lord'un
12 günmüş. Al yeter. Sal bizi. Benim aslında bunu öldürebilir miyim lan ben? Lan cebimde de para kalmadı. Yolumu keserlerse kesin savaşacağım. Şimdi mal işte. Geri zekalı olduğu için böyle saçma sapan yorumlar yapıyor. Ya bak, insanlar diyor ki niye seri yapmıyorsun? Ya kardeşim, seri yapıyorum. Ulan ilk video 1000 izleniyor, ikinci video 500 izleniyor, üçüncü video 300 izleniyor, en son video 100 izleniyor. Ya bu sizden ötürü bir şey. Seri yapmamam. Adam şey boyunca, 1 saat boyunca video çekiyor. Affedersiniz, 1 saat boyunca götünden uydurduğu hikayeleri anlatıyor. Al 10 gümüş. İliğimi kuruttunuz. Teşekkür ediyorum iliğimi kuruttuğunuz için. Ulan 10 saat boyunca saçma sapan boş boş konuşuyor adam. Götünden uydurduğu hikayeleri anlatıyor. Ben orada faydalı bir teori sunuyorum orada. Teorime mal mal götünden teori uyduruyorsun. Boş boş videoyla hiçbir... Ulan videonun başlığı ne? Warband gizemleri anasını satayım. Bilinmeyen gizemler. Pek çoğunuzun bilmediği gizemler falan şey ya. Ulan neredeydi lan bu? Videonun başlığı. Kış yarı burada lan. Nereye gelmişim ben? 36 asker mi? Bunlar bizim ecdadımız değil mi arkadaşlar? Gerizekalı izleme. Adam 1 saat boyunca boş konuşuyor. Onu izliyorsun, ben konuşamıyorum. Ben konuşmayı daha bilmiyormuşum ben. Tam bir gerizekalı ya. Lan salak. Senin yaşın kadar ben radyoculuk yaptım. Puşt. Neredeler bunlar? Sen kendin konuşabiliyor musun? Hayatında bütün aldığı diksiyon eğitimi dil ve anlatım dersindeki hocasının anlatım bozukluklarını anlatması, o da yazılı, başka bir şey değil adamın şeyi, ama bana rajon kesiyor. Az siktir, Stark piyadesi bayıldı. Mal. Ya siktir la. Görev üstündeyim pedevenkler. Ağzınızı yüzünüzü vururum ha. Yavşaklar, ben kazandım. Şerefsizler size. Ganimetleri toplayalım. Tamam, benimkisi daha güçlü. Ya mal. Şimdi 2 saat boyunca bu saçmalığı da anlatmak istemiyorum. Git başkasını izle. Zorla mı izletiyorum lan ben sana? Kendimi. Mal. İzleme kardeşim. Kapı orada. Ön yargı var bir. Tipimi görüyor. Bakıyor tipi şişko. Anasını satayım. Bu şişkodan bu ses nasıl çıkıyor diye. Hani sesim güzel ya. Bu şişkodan bu ses nasıl çıkıyor? Lan salak. Neyse. Konuşmak istemiyorum. Ya bir tane de şey var. Rob Stark'a mı anlatacağız şimdi? Gireyim Rob Stark'a anlatayım. Ben bunun için uzun bir video çektim aslında bu modu incelerken de biraz fazla orada oldu. Bir tane adam var. Adam. Kimseye bak. Kimseye dismiss bir şey sallamak istemiyorum da bak şimdi. Şunu bir söylemem gerekiyor. Gerçekten bunu bir anlatmam gerekiyor da. Rob Stark. Hizmetinizdeyim lordum. Acil bir haber var. Lütfen devam et. İki sadık askerinizle beraber kralların şehrinden buraya geldim. Lord babanız Eddard Stark Lannister'lar tarafından yüksek ihanet sebebiyle zindana atıldı. Bu sıkıntılı zamanlarda gösterdiğin sadakat için teşekkür ederim komedin. Ancak haberler çoktan bize ulaşmıştı. Seni güneye kralların şehrine doğru yola çıkarken yanımızda görmek isterim. Bakalım Tywin Lannister gerçekten de altın sıçıyor muymuş, güzelmiş. Güneye savaşa gideceksem hallolması gereken ufak... Tamam söyle, ver bana, ben yapayım onları. Ayak işlerinden çok iyi anlarım. Bazı yabani pislikleri Sur'u geçmeyi başarmış ve gözcülerim onların buranın kuzeyinde bulunan küçük bir çiftliğe saldırdığını belirttiler. İnsanlardan daha fazla sıkıntı onlar halletmen gerekiyor. Sancaklarımın savaş için hazırlanmasına ihtiyacı var. Bu yüzden uykunu almanı öneririm. Ayrıca yanına birkaç adam alman da hiç fena olmaz. Westeros yalnız gelmek için tehlikeli bir yer. Westeros! Biz Westeros'un adamlarıyız. Ah. Neyse. Şunu anlatayım. Bir tane adam var. Laf atıyor anlamında algılamayın. Tamam mı? Dur bir Westeros'a bir gireyim de bir şehir meydanında bakayım ne var ona. Gerçek Westeros böyle miydi arkadaşlar? Şuna biraz bakın da ona göre... Gerçek Westeros böyle mi? Girelim içine bir bakın. Şimdi
Adam 2 saat boyunca hiçbir şey konuşmayıp boş boş kıçından uydurduğu hikayeleri anlatıyor. Şimdi o adamı izliyorsunuz, muhabbeti çok güzel, çok şey. Benimle ilgili de bir şeyler söylemiş isim vermeden. Onun bana söylediğini, o lafları bana attığını ben biliyorum. Harbin. Westeros. Böyle mi? Güzel yapmışlar mı Westeros'u? Buradan da çıkıyor. Bu nasıl Westeros? Adam akşama şey yayın yapıyor. Yayında böyle yakalıyor şeyi. Kış geliyor. Winterfell'ın kuzeyindeki çiftliği bulmalısın ve yabani baskıncılarını temizlemelisin. Tamamlandığında Kral Robb Stark'a geri dön. Winter mı? Şurası mı lan? Şu ne böyle? Burada bir şey var ama kuru ağaç o. Asker mi toplamam gerekiyor benim? Ne yapmam gerekiyor? Burada asker toplamalık bir yer yok ki anasını satayım. Kuzey. Burası da mı kuzey? Yalnız benim paraya ihtiyacım var. Reis 663 bunlar yani... Bu kadar paraya ben bir şey... Reis dalga mı geçiyorsun ya? Rob Reis ya. Adam eskisi gibi değilsin diyen izleyicisine ana avrat küfrediyor, tamam mı? Ana avrat küfrediyor. Resmen ana avrat küfrediyor. Eskisi gibi değilsin diyen yani... Olumlu veya olumsuz bir eleştiri duyduğunuz zaman... Küfür olmadan arkadaşlar. Hani küfür... Mesela adam size küfür etmediyse... Mektubu Lord Tywin Lannister'a götür. Stannis adamdır. Sen o bulduğun kuş bize ait. Hemen onu geri ver yoksa seni gebertirim çocuk. Şimdi ana avrat küfreden bir adam. Ya psikoloji bozuktur değildir. Değişik psikolojik şeylerden geçmiştir, geçmemiştir. Beni ilgilendirmez. Kimsenin kimseye eğer ben sana küfür etmediysem senin de bana küfür etme hakkın yoktur. O çocuk sana küfür etmemiş, senin ona ana avrat girme hakkın yoktur. Tamam mı? Bunun çomarları var böyle. Çomarlar ne yapsa helal abi, adamsın abi, haklısın abi. Bunu bir geçin. Hiçbir zaman benim çomarım olmadı anasını satayım bak. Benim izleyici kitlesi genelde nedir biliyor musun? Yanlış yaptığım zaman söyler anasını satayım. Sen burada yanlış yapıyorsun ben. Ya böyle bir izleyici kitlesi yok adamın. Yok. Adamın suçu mu burada? Burada suç adamla mı? Yok değil. Bu Türk halkının genel şeyi, normal hayatta da yani çomardır yani Türk halkı. Bu Türk halkının kendimi dışarı şey yapmıyorum bu arada. Ben de bir Türk olarak. Böyleyiz abi yani. Her duyduğuna inanan, sorgulamayan şeyiz biz yani. Affedersin. Güdüyüz, güdük. Güdüyüz abi. Güdülüyoruz yani. Evet, öldü mü bu? Öldünüz mü? Tamam. Şimdi bakayım cesetlerde ganimet ne var ganimet? Ganimette bir şey yok ki. 15 diyor. Ver bunu ver. Kel oldum lan. Mesela bunları al da satarız belki. Para ederiz. Yani aptal olmayın arkadaşlar. Çomar olmayın bir şeyin. Lan gruba niye zorla? Bunlar niye benim orduma katılmıyor ya? Allah Allah. Şuraya gideyim de asker alayım bari. Arkadaşlar biraz kendinize gelin kendinize. Kendinize gelin birazcık. Çünkü yanlış yapıyorsunuz. Okçu aldım. Eyvallah. Şimdi buradan sonra ne yapacağım? Ben şöyle bir şey var. Adam ilk defa görüp böyle çok rahat bir askerlik arkadaşıymış gibi eleştiriyor lan oğlum. Bir de küfür ediyor böyle. Eleştirmeyi bırak, küfüre geçiyor. Senin amına koyayım diyor. Ya sevgili kardeşim. Bak kardeşim diyorum. Ben seni ya küfür eden adam minimum işte ya maksimum 15 yaşında falan. Ben seni dava etsem ananın babanın başı yanar. Bu küfür edenleri alıyorlar içeri. Dava ya içeri aldıramazsam anasını satayım, para cezası tazminat davasından para kazanırım üzerinden. Bunu bir çözemediniz, kavrayamadınız hala. Mal. Şeye kapalı değiliz hiçbir şekilde. Eleştiriye kapalı değiliz birilerinin olduğu gibi. Babam keşke kondom kullansaydı amına koydum. Öyle bir şey yok. Ama biraz da eleştireceğin şeyi dilini öğren yani. Tamam mı? Nasıl eleştiri yapılacağını bir
Kabra. Bu ön yargıyı da bırakın. Beğenmiyorsan izlemezsin, abonelikten çıkarsın. Bu kadar basit. Abone olmazsın. Ve şunu da iddia ediyorum. Benim o çektiğim, o eleştirdiğim videolar gibi kimse içerik üretmiyor YouTube'da. YouTube'a o tür egzantrik içerikleri YouTube Türkiye'ye Content Play dalında ben getirdim. Yok seks modudur, yok efendime söyleyeyim varbant gizemleri. İşte değişik evlenme, hükümdarla evlenme, işte eşten boşanma. Çoğunuz varbantta eşten boşanma olduğunu bilmiyordu mesela. Ya bunu arkadaşlar rica ediyorum biraz böyle insanlara insan gibi davranın. Yarın öbür gün belki ben 100 bin abone olduğum zaman gelip benim götümü yalayacak. Abi seni ilk başta izlemiştim, çok önceden izlemiştim, helal olsun abi sana. Abi adamsın, ilk önce anlamıştım. İşte gelip böyle abi çekeceksiniz, ben biliyorum. Tükürdüğünüzü yalamayın. Hadi bakayım. İşine bak. Köylü de yok ki hiç anasını satayım. Nasıl asker toplayacağım? Neyse şu göreve döneyim bari. Görevim neydi benim? Winterfell'ın kuzeyinde çiftliği bulmalısın. Winterfell nerede? Yerler. Bu arada gerçekten bilmiyorum. Filmi de izlemedim, kitabını da okumadım. O yüzden hani telaffuzlarım kötü olursa affedin. Winterfell neresi lan? Yok burada Winterfell. Çiftlik. Winterfell neresi? Winterfell kış yarı burası. Kuzeyinde çiftlik mi varmış buranın? Şöyle bir gideyim bakayım. Ya püh! Allah sizi kahretmesin ya! Kaç kişisiniz oğlum siz? Ya siktir git, o kadar vermem. Bunları öldürebilir miyim ben? Beni takip edin hepiniz. Gel bir beni izle. Halledeceğim. İzleyin lan beni. Uzaylı okçular. Taktik kasacağız, yapacak bir şey yok. O kadar adama taktik işler mi bilemem ama. Oğlum ne biçim sallanıyor lan ağaçlar. Tövbe estağfurullah. Ağaçlar çarpılıyor. O Discord'dan mesaj atanı bulursam ebesini öpeceğim ama. Gel gel. Beyler gelin. Nerede lan bunlar? Diplerine kadar da girmeyelim de. Şöyle şöyle kalın abi. Atış serbest. Parçalayın. Evet bunlar bizim ecdadımızı tanıyor. Ölmeyin lan, ölmeyin lan. Oğlum tek atıyorlar lan. Evet amına koyduklarım size. Hepsi de bir anda da ölmüyor. Nasıl güçlü bunlar lan? Hileyle adam kesti. Hileyle kestim tabi. Seri yapmıyoruz burada. 25 ve 9. Ah bu güzel. Oo tamam dizdim. Daha kimse bize bir şey yapamaz. Pala. Diyar pala. 14 diyor. Neyse bunları al da satarız aga. Onun dışında bu hadi şeyi yapmadan önce bayağı içimizi döktük. Karakale diyor mesela. Şuraya girelim bakalım bura benzemiş mi? Bir burası şey dedi mi lan? Neydi lan o adamın adı? Piç'in şeyi. Kalesi. O neydi o adamın adı ya? Snow. Jon Snow. Jon Snow'un kalesi. Yapabilmişler mi? Jon Snow'un kalesi miydi lan burası? O ne be? Kale kapısı. Dur bakayım kalede kim var? Giremiyorum lan kaleye. Beni almıyorlar tabi. Köle olduğum için beni almıyorlar. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Han'a gidelim. Han'da ne var? Armwolf var. Lomas var. Gece nöbet. Nöbete gel kardeşim. Size ihtiyacım var. Tamam. Modun indirme linkini aşağı koyarım. Şöyle kaydedeyim. Ya bir de Kara Kalesi'ni gösterdik. Burası önemliydi. Eski şehir mi vardı şurada bir yerde? Şurada bir yerde bir eski şehir vardı. Neyse bu kadar yeter işte. İnceleme değil de ufak bir video tarzında bir şey oldu. Beğendiyseniz beğenin, yorum atın. Bu aralar izlenmeler, like'lar falan düştü. Mümkün olduğu kadar İçerikleri böyle orijinal yapmaya çalışıyorum. Yani Türkiye'de pek fazla olmayan böyle başlığa uyumlu şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden yavaş geliyor videolar. Ben de hızlı video atmak isterim ama olmuyor. Tabii sizin beğenilerinize, yorumlarınıza göre devamı gelir de bir
şeyiniz varsa, aklınızda fikir varsa fikirleri de söylersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.